Bu haftada Makedonya'dayız sevgili izleyiciler. Bu kez gençlerle beraberiz. Size anaokulundan başlayan ve üniversitede biten bir serüveni aktaracağız. Hiç düşündünüz mü Makedonya'da ana dili Türkçe olan bir çocuk acaba ne kadar eğitim görebilir? Yaşamı için neler umut eder? Hedefleri nelerdir? Yüksek öğrenime devam eder mi? Devletin yönetim kademesinde yer alabilir mi? Ya da ne oranda yer alır? Ders kitapları bulabilir mi? Türkiye tarihini nasıl öğrenir? Bir Makedonya'da bir Arnavut çocuğa tanınan eğitim hakları bir Türk çocuğu için de geçerli midir acaba? Funda, Beycan, Elmira ve daha birçoğu bir öykü anlatacak sizlere. Dünyanın bu köşesinde bir kocaman sorunu sizlerle paylaşacağız. Makedonyalı Türk gençleri arasında en şanslı olanlar. Hepsi üniversiteli, üstelik işleri de var. Burada 10-15 yıldır çalışan haber spikerimiz vardı. Onunla bir uzun süre çalıştık. Ondan sonra televizyona çıkmaya başladım ve haber spikeri yapıyorum. Makedon televizyonunun Türkçe bölümünde çeşitli programlara imza atıyorlar. Annesi Makedon, babası Türk Funda Bekir'in. O yüzden Makedoncası kadar Türkçesi de iyi. Üsküp'te Kiril Metodi Üniversitesi İktisat Fakültesi son sınıf öğrencisi. Programın sonunda bizi okuluna götürüyor. Funda'nın bir özelliği var. O üniversite okuyabilen Türklerin çoğu gibi Türkoloji ya da Pedagoji bölümüne değil, İktisat bölümüne girebilmiş ve son sınıfa kadar gelebilmiş bir Türk öğrenci. Bu neden mi o kadar zor? Bence orta öğrenimden kaynaklanıyor bu. Çünkü çoğu fazla Türk öğrencilerimiz Türkçe okuyorlar. Ondan sonra Türkçe bitirdikten sonra liseyi bir korku var onlarda. Acaba ben işte yapabilecek miyim? Makedonlar beni kabul edecek miyiz? Çünkü ister istemez bizde o mevcut. Hala da öyle bir şey daha kaldırılmamış ortadan. Biraz ayrımcılık var. Amfilerde ter döken öğrencilere bakıyorum. Makedon ve Arnavut çoğu. Makedoncası iyi olmayanlar okula girmiş olsalar bile yıllar içinde dökülüp gidiyorlar. Ben de aynı zorlukla karşılaştım. Çünkü liseyi Türkçe okudum, ilkokulu Türkçe okudum. Türk sınıfındaydık, Türk arkadaşlarla arkadaşımdı. Ondan sonra üniversiteye yazıldığım zaman ilk başta gerçekten biraz zorluk çektik. Dilin yanı sıra başka zorluklar da var. Her nüfus sayımında azalan sayılar Türklerin üniversite kontenjanlarını da etkiliyor. Ayrıca kendisine nüfus sayımında Arnavut olarak yazdırmış biri, Türklere ayrılmış üniversite kontenjanından yararlanmak için ben Türk'üm diyebiliyor. Benim de bir arkadaşım vardı. İki puan için o yazılamadı. Niye? Çünkü bir Makedon arkadaşımız kendini Türk diye kayıtlandırmıştı ve onun yerine o geçti. Milliyetlerin bu kadar özgürce ve sözel olarak değişebilir olması bir engel daha yaratıyor. Aşılması gereken bir başka zorluk, üniversite hocalarını bile kuşatmış olan ön yargılar. Bazen adlarımız daha değişik olduğuna göre problem oluyor sınavlarda. Ne gibi problem? Yani hak ettiğimiz notu bazen alamayabiliriz. Türk isimli olduğumuz, Türk isimli olduğumuz için hatta bazen öğretmenlerle konuşmaya da gittiğimiz zaman işte ne sınav hakkında sorsak ismini sorduğumuz zaman ilk sorusu peki sen nesin diye soracak. Kalkandelen'de içinde Türk sınıflar bulunan İstikbal İlköğretim Okulu'nu ziyaret ediyoruz. Müzik.
Bunun içinde bir de ana sınıfı var. Sınıfın tam ortasında da bir sınır. Bu çizgiden itibaren Arnavut Anaokulu var. Yani bir şey gibi, kapılar kapanıyor ama bunlar saat 11'den gelecekler. İşte biz biraz... Ayrı bir hocalar var. Ayrı, tabii ayrı. Ama beni anlıyorsun. Ben anlamıyorum. Adın ne senin? Şadiye. 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 Miranda. Çok güzel. Miranda. Senin? Çocukların eğitim şansları aslında şimdiden belli. Türkçe okuyacak olanlar kitap bulmakta bile zorlanacaklar. Hepsi birbirinden zeki ama sınırın iki tarafındakiler için eşit şartlardan bahsetmek mümkün değil. İstikbal Okulu içinde Türkçe orta eğitim veren ender okullardan biri. O yüzden yine birçok öğrenci buraya gelebilmek için saatlerce yol kat ediyor. Bölge düşünün, 5-6 ayrı dile ev sahipliği yapıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 500 yıl boyunca Türkçe, Sırp Krallığı zamanında 25-30 yıl boyunca Sırpçanın hakimiyetine giriyor. O zamanlar Makedonca sadece bir lehçe. Konuşulduğu coğrafyaya göre Bulgarca ya da Sırpçanın bir lehçesi olarak kabul ediliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1945'te Makedonya federe bir devlet olunca yeni ulusu birleştirecek bir dile ihtiyaç duyuluyor ve Tito Makedonca'yı resmi dil ilan ediyor. İlk kez bir Makedon alfabesi oluşturuluyor. Tito döneminde eğitime büyük bir önem verildi. Yugoslavya'nın tüm cumhuriyetlerinde olduğu gibi Makedonya'da da her dilde Türkçe, Arnavutça ayrı okullar açıldı, sınıflar oluşturuldu. Eğitim eşitliği sağlandı. ...1991'de Yugoslavya dağılınca her konuda olduğu gibi eğitimde de kaos baş gösterdi. Özellikle